Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf İngilizce 6. ünite olan Adventures yani macera ünitesiyle ilgili worksheet yani alıştırma çözeceğiz. Şimdi bakalım. Put the words into the correct box. Doğru kutucuğun içerisine ne yapalım diyor? Koyalım. Şimdi doğru kutunun içerisine bunları koyacağız. Ne diyor bize? Crampons, base jumping, skydiving, fly suit, bungee jumping, jeep safari, helmet, heli-skiing, paddle and torch. Şimdi bunları bizim boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Extreme sports, tehlikeli sporlara bakacağız. Bir de equipment, yani ekipmanlara bakacağız. Şimdi hangisi extreme spor, hangisi ekipman bunları bir görmemiz lazım. Şimdi bir bakalım. Extreme sports, uç sporlar, tehlikeli sporlar demek. Equipment da ekipman demek. Biz bunları bir birlikte değerlendireceğiz şimdi. Diğeri neydi? Equipment. Şimdi crampons, kramponlar demek. Hatta erkekler daha çok futbolda maçlara gittikleri zaman kullanırlar. Ayaklarının altında böyle ayakkabının tabanında dişler vardır. Şimdi bu equipments yani kramponlar ekipmanlara giriyor. Diğerine bakalım. Base jumping. Neydi? Yüksek bir yerden paraşütle atlama sporuydu. Base jumping. Atlama. Extreme sporlara girer. Skydiving, gökyüzü dalışı, o da bir extreme spordu. Flight suit, uçuş takımı anlamına geliyor. Yani equipment. Devam edelim. Bungee jumping. Neydi? Yüksek bir yerden esnek halatla, ayağımızın bileğine esnek bir halatla bağlanan ve bizim atladığımızda ipimizi çektiği bir spordu. Yani ekstrem spor. Devam edelim. Jeep safari. Jeep'le safari turuna çıkmak. Bu daha çok Afrika'da yapılan bir spor demiştik. F, Jeep Safari, extreme spora giriyor. Helmet, kask. Daha çok ice climbing, buz tırmanışında, rock climbing, kaya tırmanışında veya motorbiking, motosikletle, motosikletle gittiğimiz sporlarda kullanılıyor. Yani equipment. Devam edelim. Heli-skiing, helikopter kelimesini burada kısaltmış heli diye. Heli-skiing, helikopterle karda kayak yapma anlamına geliyor. Bu da bir extreme sporttur. Evet, paddle, pedal anlamına, paddle kürek anlamına geliyordu. Kayaking, canoeing, rafting gibi sporlarda kullanıyorduk. Bu da bir equipment, yani ekipman. Devam edelim. Torch, meşale. Daha çok caving, mağaracılıkta falan karanlık yerlerde kullandığımız için meşaleyi. Oradaki bir equipment'ımızdır. Evet, şimdi B'ye bakalım. Match the words with the pictures. Kelimelerle resimleri eşleştirin diyor bize. Öncelikle o şeylere bir bakalım. Biz neyi neyle eşleştireceğiz? Neyi neyle eşleştirmemizi istiyor bizden. Hang gliding, yamaç paraşütü, canoeing, kano sporu, kanoyla yaptığımız sporlara diyoruz. Şimdi scuba diving, tüple su altına dalış, archery, okçuluk, caving, mağaracılık, rafting, dalgalı suda şişme botla gitme sporu diyorduk. Highlining, ip üzerinde yürüme. Paragliding, yamaç paraşütü.
Kayaking, kayıkla gitme. Skiing, karda kayak yapma anlamına geliyordu. Hemen bir bakalım B'ye. Şimdi 10 tane sporumuz var burada. Bunları bir eşleştirelim. Evet. Bire baktığım zaman şimdi kayaking kayıkla gitme. Kano benzeri bir spor. Kanoing kayık kanoyla gitme. Bunların farkı şu. Kayaking tek kişilik yaptığım bir spor. Kayık gibi bir şeye biniyorum ama tek başımayım. Kanoing birden fazla kişiyle, iki kişiyle yapılan bir spor. Rafting mesela ne oluyor? Hem raftingdeki şişme bir bot oluyor hem de çok dalgalı bir denizde, hani onun eğlencesi dalgalı deniz olması ve birkaç kişiyle yapılan bir spor. Aradaki fark bu üçünde. Şimdi birinci de iki kişi olduğuna göre kanoing, yani Bursa şıkkında kanoing'i buraya koyacağım. İkiye bakalım. Gördüğümüz gibi sadece kayak yapıyor. Yani skiing. Bunun hani bildiğimiz bir kayak yapma sporu olduğu için hemen J harfimi yazalım oraya. Devam edelim. 3. Tek başına kayık tarzı bir sporla gidiyor. Kano benzeri bir sporla gidiyor. Neydi o? Kayaking. Yani harfi neymiş? İ harfi. Evet, 4'e bakalım. 4'te okçuluk sporu var. Oku ve yayı olduğuna göre archery, D archery diyoruz. 5'te delta kanat, üçgen kanat şeklinde olduğuna göre delta kanatla uçma diyeceğiz. Yani hang gliding. A'daki hang gliding, yamaç paraşütü değil dedik. Delta kanatla uçma dedik. Karıştırmayalım. 6'da gördüğümüz gibi paraşütle atlama sporu var. Ama nereden paraşütle atlıyor? Yamaç paraşütü. Gördüğümüz gibi zaten yukarıdan aşağı iner gibi indiği için. Neydi yamaç paraşütü? Paragliding. H harfi paragliding. Devam edelim 7'den. 7'ye bakıyoruz. Su altında tüple dalış yapmış gördüğümüz gibi. Yani ne diyeceğiz? Scuba diving. Evet. Devam edelim. 8'de mağaracılık olacak tabii ki. Mağara ekipmanları var. Halatı vesairesi var. Dolayısıyla caving, mağaracılık E harfi. 9'a bakalım. 9'da birkaç kişinin şişme botla gittiği sporuna demiştik. Dalgalı denizde gördüğümüz gibi. rafting demiştik. F, rafting. Sonuncuya gelecek olursak iple, ip üzerinde yürüme sporunu yapıyor. Gördüğümüz gibi burada size çok net olmayabilir ama kendisi de bir halata, ipe bağlanmış durumda. Olur da yüksek bir yerden düşerse diye. Yine tabii bunun bu şekilde bir güvenliği var. Highlining. G harfi. Highlining. Evet. Cevaplarımızı bu şekilde göstermiş olalım. C'ye gelelim şimdi. Fill in the blanks with the correct question. Doğru kelimeyle boşlukları doldur. Yani doğru kelimelerle boşluklarımızı doğru olan cümlelerle dolduracağız. One of them is extra. Bir tanesi fazla diyor. Onu yerleştirmeyeceksin hiçbir şeye diyor. Hemen bakalım hangisi olduğuna. (Gülüyor)
Şimdi bakalım. Sure, tabii. I love testing my limits and trying challenging sports. Sınırlarımı zorlamayı, test etmeyi ve mücadeleci, zorlayıcı sporları denemeyi severim. Şimdi tabii ki dediğine göre ekstrem sporları sever misin? Macerayı sever misin? Maceracı biri misin gibi bir şey soracak. Which one is your favorite? Hangisi favorin? Uymadı. What kind of a sport is it? Ha, ne tür bir spor? Olmadı. Which equipment do you need to do it? Onu yapmak için hangi ekipmana ihtiyacın var? Olmadı. Are you interested in extreme sports, Angel? Angel, extreme sporlara, zorlayıcı, tehlikeli sporlara ilgili misin? Sure, tabii ki. Sınırlarımı zorlamayı ve mücadeleci, zorlayıcı sporları severim. Denemeyi severim. O zaman birin boşluğuna, C'de birin boşluğuna Denizli yazacağız. Devam edelim. İkinci bir sorumuz var. İkinci sorudan sonra ne diyor? I don't know the exact number. Tam olarak numarayı bilmiyorum. But I tried most of them. Yani sayısını daha doğrusu diyor. Tam sayısını bilmiyorum ama çoğunu denedim. O zaman kaç tane extreme spor denedin gibi bir şey sorması lazım. When and where did you try it? Ne zaman ve nerede denedin? Sayıyla alakalı bir şey değil. How many extreme sports have you tried so far? So far, şimdiye kadar demek. Şimdiye kadar kaç tane extreme sporu, tehlikeli sporu denedim? Sayısını tam olarak bilmiyorum ama çok denedim. O zaman 2'ye de F harfimizi koyacağız. Üçüncü sorumuz ne olabilir? Cevaba bakıp bulacağız. I think it's ice climbing. Bence, yani benim fikrime göre buz tırmanışı. O zaman which one is your favorite? Hangisi favorin? Bence buz tırmanışı. 3'e de A diyeceğiz. 4'e bakalım. Last January in Alaska. Geçen Ocak ayı Alaska'da. O zaman when, ne zaman ve where, nerede onu yapmayı denedin? O extreme sporu, yani ice climbing, buz tırmanışını nerede denedin? Geçen Ocak Alaska'da diyor. Geçen Ocak ayı Alaska'da. Son sorumuz. Helmet, rope, ice cream, thermal clothes and crampons. Bunlar hepsi equipment. Yani ekipmana giriyor. Kask, halat, ice cream dediğimiz o buza tırmanırken kullandığımız çiviler demiştik buna bir ders önce. Termal, yani ısıtan kıyafetler ve crampons, kramponlar. O özel ayakkabıları. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Which equipment do you need to do it? Bunu yapmak için hangi ekipmana ihtiyacın var diye C harfimizi soracağız. Yani B harfindeki what kind of a sport is it? Ne tür bir spor? Hiçbir yere girmediği için bunu ekstra olanı bulacağız. Ekstra olanı bulmuş olacağız daha doğrusu. Hemen D'ye bakalım. D'de positive and negative. Olumlu ve olumsuz olarak kelimelerimizi ayıracağız. Write the letter of the words into the correct box. Doğru kutulara, doğru kutuya kelimelerin doğru harfini yazın. Bizim harf yazmamız yeterli demek istiyor bize. Positive, olumlu olarak. Negative, olumsuz olarak. Bir yazmış olalım bakalım. Şimdi disappointing, hayal kırıklığına uğratıcı demekti. Hayal kırıklığına uğratan demekti. Dolayısıyla ben bunu negative, yani olumsuza alacağım. A harfimizi olumsuza alacağız. B'ye bakıyorum. Frightening, korkutucu. Bu da negative. Magnificent, büyüleyici. Olumlu anlamda büyüleyici. O yüzden C'ye bakıyoruz. Pozitife koyuyoruz onu. Entertaining, eğlenceli. Bunu da olumlu olduğu için pozitife koyuyoruz. Nervous, gergin. Olumsuz bir anlam olduğu için negatif. Safe, güvenli. Olumlu, pozitif. Evet. Wonderful, harika, muhteşem. Pozitif. Dangerous, tehlikeli, negatif.
Fascinating, büyüleyici, positive. Stressful, stresli, negatif olarak, yani bunların anlamını bilirsek olumlu mu olumsuz mu görmüş oluyoruz kısaca. Şimdi E harfine bakalım. Fill in the blanks with the suitable words in the box. Doğru kelimelerle, uygun kelimelerle boşlukları o kutudaki uygun kelimelerle doldurmamızı istiyor bizden. Bakalım hemen. Evet, E harfindeki alıştırmamızda 5 tane cümlemiz var. O 5 cümle yukarıdaki kelimelerle doldurmamızı istiyor bizden. Adrenaline seeker, adrenalin arayan kişi demek. Mountainous, dağlık. Hani mountainous road, dağlık yol anlamına geliyor mesela. Elbow pad, dirsek. Bu dirseği, elimizin dirsek kısmındaki yani koruyucu, dirsek koruyucu demekti. Parachute, paraşüt. Individual, bireysel demek. Bakalım hangisini nereye koyacağız? Şimdi, kite surfing is a or an sport. Uçurtma sörfü nasıl bir spormuş? Individual, bireysel bir spor. Çünkü biz tek başımıza genellikle uçuyoruz. Uçuruyoruz daha doğrusu. Uçurtma sörfü. Yani uçurtma gibi bir şeyle sörf yapıyorum. Tek başıma yapıyorum onu daha doğrusu. Şimdi, you can't try it with others. Diğerleriyle bunu deneyemezsin. In other words, diğer bir deyişle. It's not a team sport. Bir takım sporu değil. Yani individual sporta giriyor. Bireysel spora giriyor. You should wear a helmet. Bir kask, knee pad. Diz koruyucu, dirsek yani ayağımızdaki dizin koruyucusundan bahsediyor. Ve bir neye ihtiyacım var? Hep böyle equipment sayıyor, ekipman sayıyor. Ne diyor? While trying skateboarding. Kaykay sporunu denerken kask, diz koruyucu ve bir şeye daha ihtiyacım varmış. Elbow pad, dirsek koruyucuya ihtiyacım var demem gerekiyor. They are necessary for your safety. Senin güvenliğin için onlar gerekli. O zaman hemen ikiye de C harfini koyalım. Mountain biking, dağ bisikletçiliği is a popular extreme sport. Popüler bir extreme spordur, tehlikeli spordur. People ride their bikes on blah 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 roads. İnsanlar bisikletlerini nokta nokta yollarda sürerler. Yani nasıl yol demiştik? Bu kutudaki kelimeleri tanımlarken de söylemiş olmuştuk. Mountainous, dağlık yol. 3'e de Bursa diyeceğiz. 4'e bakalım. The most essential equipment for skydiving. Essential, önemli anlamında burada. Burada gökyüzü dalışı için en önemli ekipman is blah blah bir şeymiş. It's not possible. Mümkün değil. Ne mümkün değil? It's not possible for a person to survive after trying skydiving without it. Without olmadan, maksızın, madan, sızsız anlamlarına geliyor. Olumsuz bir şey yani. O olmadan gökyüzü dalışını deneyen insanların hayatta kalma imkanı yok. Dolayısıyla gökyüzünde paraşütle daldığıma göre ne olmadan yaşayamam eğer onsuz dalarsam gökyüzüne? Paraşüt yani paraşütle dalarsam. Devam edelim. Adrian. Adrian bir neymiş? Boşluktan sonra bulacağız ne olduğunu. He always tries challenging activities and extreme sports. Her zaman zorlayıcı aktiviteleri ve tehlikeli sporları dener. He likes testing his limits. Limitlerini, sınırlarını zorlamayı sever. Çok sever. O zaman o bir adrenaline seeker. Adrenalin arayan kişi, adrenalin bağımlısı gibi bir şey oluyor. 5'e de A diyoruz. Şimdi F harfinde benden şunu istiyor. Match the synonyms. Eş anlamları eşleştirin diyor. Bir, evet 5 tane kelimemiz var. Şimdi, gift, hediye demek. Bunun eş anlamı present. Yani biri C ile eşleştireceğiz. Entertaining, eğlenceli demek. Amusing, eğlenceli demek. Bir ders öncesinde bunu söylemiştik. Prefer, tercih etmek demek.
Would rather tercih etmek demek. İkisi anlam olarak aynı, yapı olarak sadece farklıydı demiştik. Bir ders öncesinde gene. View manzara, scenery manzara demek. İkisi yine eş anlamlı kelimelerimizdir. Like sevmek, beğenmek, hoşlanmak, enjoy yine aynı şekilde aynı anlama gelir. Şimdi, evet, son alıştırmamıza bakıyoruz. Look at the chart and read information. Chart dediğimiz aşağıdaki grafik demek istiyor. Grafik. Grafiğe bakın ve bilgiyi okuyun. Write true or false into the blanks. Boşluklara doğru ya da yanlış yazın. Here are the results of a survey about the most popular sports and activities among teenagers. Among arasında demek. Bu ergenlerin, gençlerin arasında en popüler sporlar ve aktivitelerle ilgili bir results of a survey. Survey, anket. Bir anket results, yani sonuçları. Anket sonuçları buradaymış. Number of teenagers, gençlerin, ergenlerin sayısı 50'ye kadar. 50 kişi arasında yapılmış demek ki. Burada da types of sports and activities, spor ve aktivitelerin türleri var, types'ları, type'ları var. Flying in a hot air balloon, sıcak hava balonunda giden kişi sayısı 5 falan. Windsurfing, rüzgar sörfünü 30 kişi deniyor. Trekking, doğa yürüyüşünü, dağ yürüyüşünü 20 kişi. Underwater hockey, su altı hokeyini yine 20 kişi. Camel riding, deveye binmeyi 10 kişi. Rock climbing, kaya tırmanışında 15 kişi falan denemiş oluyor burada gördüğümüz kadarıyla. Bir bakalım aşağıya. True false yapmamızı istiyor bizden. Alıştırma G'yi. Evet, 5 tane kelimemiz var, cümlemiz var. Evet. Half of the teenagers, gençlerin yarısı would rather try water sports. Su sporlarını tercih ediyor. Su sporları hangisi burada? Bakalım. Rüzgar sörfü 30 kişi. Su altı sporu 20 kişi. Şimdi gençlerin yarısı. Yani yarısı 50 kişinin yarısı 20 olur mu? 25 deseydi yarısı olurdu. Ama ne diyeceğiz? Nearly half demesi gerekiyordu. Neredeyse yarısı demesi gerekiyordu. Yarısı olmuş olmuyor. Bir o yüzden false diyeceğiz. Teenagers never fly in a hot air balloon. Gençler, ergenler asla sıcak hava balonunda uçmaz. Ama ne dedik? 5 kişi civarında burada tahmin ettiğimiz zaman uçuyor. O zaman false, yanlış. Air sports are not popular among teenagers. Bu ergenlerin arasında, among arasında demek. Hava sporları popüler değildir. Hava sporu dediğimiz sıcak hava balonunda uçma sporu var burada hava sporu olarak. Popüler değil, evet. O zaman true. Çünkü 5 kişi, 50 kişi arasında 5 kişi bunu seçiyorsa popüler değildir. The same number of the teenagers prefer trekking and underwater hockey. Şimdi ne diyor? Bu ergenlerin aynı sayılarının aynısı diyor. Doğa yürüyüşünde ve su altı hokeyinde aynı sayılar var. Bakıyorum. Trekking, underwater hockey. Evet. True. Doğru diyoruz. İkisinde de 20 kişi, 50 kişi arasında 20 kişi tercih ediyor. Camel riding, deve güreşi, deveye binme yani demek istiyoruz. Deve güreşi is more popular than rock climbing. Kaya tırmanışından daha popüler. Deve güreşini 10 kişi civarında tercih ediyor. Rock climbing'i 20'ye yakın, 15 kişi, 18 kişi falan tercih etmiş olacak herhalde burada. Dolayısıyla tam tersi olması gerekiyor. Kaya tırmanışı daha popüler olduğuna göre 5'e de false diyeceğiz gene bu şekilde. Evet. Bugünlük sizinle 8. sınıf 6. ünite ile ilgili worksheet'imizi, alıştırmamızı yapmış bulunduk. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki ders görüşürüz.